bize Süleyman Bey başvurmuştu. Ve Süleyman Bey demişti ki ben eşimle Haziran ayından bu yana görüşemiyorum. Sosyal medyaya çok meraklıyım demişti. Ve o yüzden de karımla aram açıldı demişti. Şimdi Süleyman bugün stüdyoda yok. Neden burada olmadığını da birazdan açıklayacağım sizlere. Ama dün ne konuşmuştuk? Süleyman kendisi bize başvurdu. Didem abla senden yardım istiyorum dedi. Onu bir ekranlara getirelim. Hemen arkasından eşi canlı yayında olacak. Ama Süleyman burada yok. Neden burada olmadığını da açıklayacağım. Girelim hatırlatmasını lütfen. Ben sizsiz yapamam. Her şeyim bir tanem benim, o benim. Süleyman çok fazla sosyal medyaya giriyormuş ve sürekli TikTok çekiyormuş. Eşi de biraz kıskançmış. Evet, sosyal medya bağımlılığım doğrudur. Canlı yayınlarımı eşim sorun haline getiriyordu. Hani Instagram'da, TikTok'ta sen canlı yayın yapıyorsun, sosyal medyada çok takılıyorsun diye. Bir türlü bağımlılığımı atamıyordum yani sosyal bağımlı medyada. Bağımlı olduğunu kabul etmiyorsun evet. Yani. Ne güzel giyinmişsin, nereye gidiyorsun? Bir kere de bana gel, çok ayıp ediyorsun. Yorumlara kızıyor, onun haricinde canlı yayında gelen, canlı yayında yazılanlara. 4 aydır evde değil herhalde, evet, anladığım değil. Kadarıyla. Evet, Haziran'dan beri değil. Canlı yayın yapmak sıkıntı değil ama evet. O canlı yayınlarda yapıldığı ortaklaşma şeyleri biraz hani aşıyor yani. Hangileri seni rahatsız ediyordu Hatice? Yani yakışıklısın, bilmem ne, kalpler falan. Normal mesajları da dahi gördüm yani hepsini. Hepsi o karşı taraftakiler hepsi de evli. Çocuğumuz var, yapma falan diyordum. Hep söz veriyordu. Ondan ertesi gün yine yapmaya başlıyordu. Tamam evet seviyorum ama bu huylarından vazgeçecek mi bilmiyorum ama güven vermiyor. Hayatımın anlamı. Her şeyim bir tanem benim, o benim. Söz veriyorum, gel barışalım. Sosyal medyaların hepsini kapatacağım. Söz veriyorum. Başka bayanlarla gitti. Videoları var, mesajları var. Boşa karını ben seni alacağım diye yazışmaları var bize. Kadınlar Süleyman'a mı yazıyorlar? Eşini boşa, Hatice'yi boşa bizi mi al diyorlar? Evet, Süleyman'la ben eşimi zaten boşayacağım. Sevmiyorum, ben seni alacağım diye. Hadi canım. Yazışmalar var bizde, elimizde. Şimdi Süleyman bize demişti ki benim eşim çok fazlasıyla kıskanç. Ben zaman zaman sosyal medyaya giriyorum. Daha doğrusu sosyal medyaya çok meraklıyım. Oradan da zaman zaman bazı kadınlarla görüşüyoruz. Bazı kadınlarla bana yazılar yazıyorlar. Bana övgüler diziyorlar. O yüzden işte ben onlarla görüşüyordum demişti. Süleyman buradan çıktıktan sonra birileri tarafından ama yeri ve zamanı gelince onları da açıklayacağız. Hepsinden haberdar olacaksınız. Birileri tarafından o birileri kendilerini biliyorlar. Beni de dikkatle dinlesinler. O birileri tarafından şu anda Süleyman bir yerde alıkonuluyor. Ama biz bütün iddiaları açıklamaya devam edeceğiz. Biz sadece ve sadece ama sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Onlar kendilerini biliyorlar, kim olduklarını biliyorlar. Bütün kalbimle, bütün kalbimle sizi Allah'a havale ediyorum. Bütün kalbimle sizi, siz iki kişi kendinizi biliyorsunuz. Allah'a havale ediyorum sizi. Tamam. Bu mesaj yerine gitti. Onlar kim olduğunu biliyor. Yeri ve zamanı gelince haberdar olacaksınız. Şimdi Süleyman'ın buraya gelmemesinin birçok nedeni var. Birincisi tehdit altında bir yerde alıkonuluyor. Ama biz bütün iddiaları gündeme getireceğiz. Çünkü eşi Hatice ve babası Fevzi Bey canlı yayında olacak. Süleyman'cığım korkma kimseden. Tamam mı? Bak karın senin canlı yayında. Kimseye de papuç bırakma. Onlar kim ki? Kendini ne zannediyorlar yani? Ben ileride şu kadarını söyleyeyim sevgili izleyiciler. İleride yaşadıklarımı medya sektöründe karşı karşıya kaldığım her şeyi siyasi programlardan bugüne kadar şu an yaşadıklarıma kadar her şeyi not ediyorum. Hepsini yazacağım. Her şeyi yazacağım. Her şeyin yeri ve zamanı var. Merak etmeyin. Her şeyi not alıyorum. Her şeyi yazacağım. Her şeyi kalıcı hale getireceğim. Hatice'yi ve babasını görebilir miyim lütfen? Her şeyin bir ahlakı ve namusu var. O kadar söyleyeyim. Evet. Hatice ve babası Fevzi Bey yayında olacaklar. Onlar elindeki bütün belgeleri bize verdiler. Şimdi Fevzi Bey de bayağı bir hakaretler savurmuştu. Ve demişti ki
yalan menajeri gibi davranıyor, şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Ben yani hata yaptım, tek hatam sosyal medyaya girmişti demiştin ya Süleyman. Yayını da izlediğini biliyorum, takip ettiğini de biliyorum madem bu kadar çok meraklısın. Ama hiçbir şey senin anlattığın gibi değilmiş. Değil mi? Tahmin ediyorum. Hiçbir şey, hiçbir gerçek. Ben hep şunu söylüyorum, kadınlardan yana tavır alıyorum. Yani zaman zaman tabii ki yani bizlerin de ama bu toprakların maalesef ve maalesef 10 Kasım'da bunu söylediğim için çok fazlasıyla üzgünüm. Maalesef bir kadın mezarlığına döndü benim memleketim. Gerekli önlemler alınıyor ama zihniyet, kafadaki şu kafa değişmediği için yasalar ne yapsın yani? Şu kafa değişmiyor yani. Kafanın değişmesi lazım öncelikli olarak. Şimdi hazır mı arkadaşlar Hatice Hanım'ı ve babası Fevzi Bey'i bir canlı yayında görmek istiyorum. Bir 4.5K ile ilgili mi sıkıntı var? Telefonu alın. Siz bir yandan da tabii onu ayarlayın. Siz telefonu alın arkadaşlar arkasından. Tamam Hatice Hanım merhabalar. Hatice Hanım merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum şu an. Tamam arkadaşlarım sizi görüntüye de hazırlayacaklar. Yoldasınız. Buraya geldiğinizi de biliyorum. Şimdi sevgili Hatice'cim senin kocan. Çocuğunun babası bize farklı farklı şeyler anlatmıştı. Ama gerçekler onun anlattığı gibi değil galiba. Birçok yani seni birkaç kez aldatıyor. Sen onu peki yakaladın mı? Bir yandan da görüntülerini girebilir miyiz lütfen arkadaşlar? Ben konuşurken Süleyman'ın görüntüsü. Sevgili Hatice'nin görüntüsü. Seni ciddi anlamda aldatıyor kızlarla ve kadınlarla. Sen bunu kaç kez yakaladın bu çocuğu? Baban mı yakaladı, sen mi yakaladın? Ha, Hatice şimdi canlı yayında karşımda. Evet. Fevzi Bey merhabalar. 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 Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar. Çok teşekkürler. Şimdi merhabalar. Sizin bu damat sizi şöyle suçluyor. Benim işte benim eşimin menajeri diye suçluyor sizi. Ve işte galiba gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor anladığım kadarıyla. Değil mi Fevzi Beyciğim? Evet, gerçekten ortaya çıksın, herkes bırtılsın. Ben artık ızdırap çekmedim, usandım. Bittim. Hep yalan, hep yalan. Sevgili Hatice, sen ve peki... Benim kızım yakaladı bu videoları, mesajları. Ha, öyle mi? Bana attı. Baba dedi, bak böyle böyle yapıyor. Hatice, sen neyi yakaladın anlatır mısın lütfen Süleyman'la ilgili canım? Neler yakaladın? Sen konuş bir tanem, sonra babanla konuşuruz. Şimdi mesajlarını görmüştüm. Kadınlarla yazışmalarını mı gördün? Evet, aynı. Peki kadınlarla yazışmaları ve kadınlarla videoları da var bildiğim kadarıyla. Evet. Sen onları ve evli... TikTok çektiği için hani bayanlarla TikTok da çekiyordu. Bayanlarla ve bunlar evli kadınlar, doğru mu? Evet evet, hepsi de evli. Hepsi de evli. Arkadaşlar videolar hazır mı? Onları birer teker teker ben bir ekranlara getirmek istiyorum. Önce senin eşinin sosyal medyada evli hangi videoyu, arabadaki mi vereceksiniz? Önce onu verelim. Önce arabadaki bir video var. Ses biraz 4.5K olduğu için ses gecikmeli geliyor. O yüzden özür diliyorum sizden teknik olarak. O videoyu bir ekranlara getirelim. Bunların hepsini sevgili Hatice önce sana sorayım. Sen... Babana mı gönderdin? Baba bana bunu yapıyor mu dedin? Sen babanla mı paylaştın? Evet, ben eve gittiğim zaman attım bunları. Bunları yakaladım diye. Peki.